Ay inşallah Servet Bey de sağlığını iyice kavuşmuştur. Adam ölseydi valla ben bile vicdan azabından kıvrılacaktım. Hadi Allah aşkına gözünü seveyim. Durup durup hatırlatma şu olayı ya. Zaten ödüm koptu. Adam gözümün önüne düştü kızım. Ay canım kıyamam, ödüm mü koptu? Senin derdin bu mu? Ya adam geberip gidiyordu senin yüzünden Zeynep. Zeynep beni delirtme. Benim yüzümden olmadı. Mukaddes May... Mukaddes Hanım yüzünden oldu. Ya kızım. Sen bizim orada olduğumuzu bilmiyor musun? Niye annemi kolundan tutup getiriyorsun? Hiç. Allah'ım ya. Aynı şeyi birinci kez söylüyorum. Ya şunu o küçücük beyinciklerinizin içine sokun. Ben onu değil, o beni götürdü ya. Ya tamam. Kavga etmeyin. Ya yeter ya gerçekten. Bır 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 bır. Kafa bu ya, kafa. Şişti. Anam nerede kaldınız ya? Vallahi ev biz sessiz kaldık. Bunu niye taktınız kı peşinize? Tabii. Anladın değil mi bu eve yalnız başına giremeyeceğini? Bunların arasına sıvışam gireyim dedin. Yok ama kızım artık. Geçti o iş. Bu evin bütün kapıları sağ artık kapalı. Haydi başka kapıya. Haydi. Ya anneciğim beni eve almayacaksın mı? Yok kızım almayacağım. Bundan sonra babanla birlikte yaşarsın artık. Çok seviyorsunuz ya kızım babanızı. Babanıza toz kondurmuşsunuz ya. Artık babanla birlikte yaşarsın sen de. Ayfer teyze yapma lütfen, gözünü seveyim. Kızcağız ne yapsın bir başına bu soğukta dışarıda? Evet anne niye öyle diyorsun? Ağaç kavundan mı çıktı bu kız? Hiç. Yok. Maalesef benden çıktı. Ama size bir şey diyeyim mi? Abunu doğuracağıma taş doğuraydım daha iyiydi ha. Ayfer teyze deme öyle bak şimdi. Derim. Hem sana bir şey diyeyim mi? Bunun var ya senin nasibini ayarttığı yetmiymiş gibi... ...abu kızımın da nasibini yediğiyle çıktı. Ondan bile kaşık kadar kaldı bu kız. Bir şuna bak. Ha bir de şunca ağzıma bak. Anneciğim niye öyle diyorsun? Yani insan evladına öyle der mi? Sana kız. Ben kimle nasıl konuşacağımı sana mı soracağım bu saatten sonra? Ha? Babasıyla ittifak kurup bana sırtımdan vurdu bu. Haydi. Haydi kızım siz geçin içeri. Haydi kızım siz de geçin. Geçin içeri, geçin, geçin. Hadi geçin. Çıkın yukarı çıkın. Çıkın yukarı çıkın. Hadi. Kusura bakmış ağzıma. Sen nereye gidiyorsun kız? Haydi sen yala dışarıya sen. Anneciğim ya. Haydi kızım haydi. Ya bari bilgisayarımı alaydım. Yok bilgisayarı baban alsın sen. Yürü, yürü. Dışarı. Saraymış. Gerizekalı. Bana bak Fatih. Kulaklarını aç ve beni iyi dinle çünkü bir daha tekrar etmeyeceğim. Ben bundan sonra burada kalıyorum. Nokta. Kızım sen ne diyorsun? Saçma saçma konuşma. Burada kalamazsın. Olmaz. Kalır, olur. Bal gibi, lokum gibi olur. Lan olmaz, olmaz. Hıç. Beni ayar etme Fatih. Ben sizin yüzünüzden, evimden, odamdan, telefon şarjımdan ve en önemlisi bilgisayarımdan oldum oğlum. Siz beni koskoca Şafii kulağı bir kalp parçası gibi atabileceğinizi mi sandınız? Neticeye talep burada kalıyorum ben. Hiçbir yerde kalmıyorsun. Git bu evden. Ya enişteciğim ya. Benim sevgili eniştem. Anam evden attı diyor. Ne yapayım, nereye gideyim, nerede kalayım ben ya? Bana ne? Nerede kalırsan kal. Bu evde kalamazsın. Şazime saçmalama. Vay. Vay be. Ya siz daha dün karı koca iki şapşik elimden kolumdan tutup bana yalvarıyordunuz be. Ya şimdi maşallah nankörlük bayrağını dikip dört dala gidiyorsunuz altın madalyaya. Sen şimdi benim burada kalmama izin vermiyor mu Mr. Şekercizade ha? Doğru mu anlıyorum ben? Bu evde kalamazsın nokta. Okey. Hadi bakalım o zaman soralım mükemmel teyzeciğime. Bakalım o ne diyecek. Gidiyorum abi gidiyorum bak. Şazmet ne yapıyorsun? Bu odada kalamazsın. İkimiz aynı odada. Ha, olmaz tabii ya. Olur mu? Allah Allah. O yüzden sen başka odada kalacaksın oğlum. Ya gepegenç bir kızım ben ya. Benim mahremiyetime biraz saygı oğlum. Farkındaysan burası benim odam. Ha, ben sana ne dedim? Ha? Ne dedim ben sana? Bir daha tekrarlamayacağım. İyi dinle benim demedim mi? O yüzden sadece nezaketimi koruyarak şunu söylüyorum. Ben bu odada kalıyorum. Hiçbir yere gitmem. Çıksın. Ben de şiddetle şunu söylüyorum. Bu odada kalamazsın. O nasıl söz ayol? Melisa'cığım istediğin kadar yavrum bu odada kalabilirsin çocuğum. Anneciğim sen ne diyorsun? Yani koskoca adamın kararı ben veririm. Benim odam, benim ilişkim. Ay Fatih ne demek o da benim ilişki, benim gelin de benim gelin. Yani gelin adayım demek istiyorum. Ben Mukaddes Şekercizade olarak gelin adayımı bu evde rahat ettiremezsem benim gözüme gece gündüz uyku girmez ki oğlum. Ne var
var yani, birlikte kalsanız ayol ölür müsünüz? Hem zaten yakında nikah da yapacağız, değil mi yavrum? Ah pek kıymetli mükeddes teyzeciğim. Biliyorum beni düşünüyorsunuz, thanks a lot. Ama bir rahibenin kızı olmanın verdiği responsibility adına çok istesem de Fatihciğimle roommate olmayı reddediyorum. Ay zaten ne evlilik ne söz, no marriage proposal at all. Ay katanım, sözün sözü mü olur ayol? Çağır hemen anneni babanı, istesinler Fatih'imi. Anneciğim ne diyorsun sen yani? Şimdi biz... Beni niye istiyorsunuz bu arada? Yani daha biz birbirimizi yakından tanımıyoruz değil mi Melisa'cığım? Right. Fatih'ciğim, elin adamları uçakta tanıdığı kıza aşağı indiğinde evlilik teklif ediyor. Üstüne üstlük bir de evleniyor. Ayol siz kaç gündür berabersiniz, ne var? Çağır yavrum çağır. İstesinler çocuğumu, vereceğim ben. Diyorsunuz. Ya. Mükeddes teyzeciğim, there is a small problem. Şöyle ki ha, biliyorsunuz benim kıymetli babacığım Mars'a gidiyor. Evet, bir gitti mi de 3 yıl dönmüyor, orada su arıyor, böcek arıyor. Aha, bir gitti mi 3 yıl en az dönmüyor. Anneciğim de, benim kıymetli anneciğim de rahibe olduğundan inzivaya çekiliyor. Bir çekildi mi en az 5 yıl çıkmıyor. Ay, o zaman ne yapacağız güzel kızım? Melisa, ay ne var ayol? Biz aramızda o zaman hallederiz bu meseleyi değil mi? Anneciğim, onu sonraya atalım. Şimdiki konumuza odaklanalım. Yani Melisacığımıza misafir odalarımızdan birini verelim. Böylece orada kalsın. Olmaz Fatih. Arsız teyzen geldi de babanla ikimizin odasına kondu ya. Ben şimdi orayı restore ediyorum. Babanla odamız yapacağım yani. Zaten o iş uzun iş, bırak. Anne. Koskoca malikanenizde şuncacık bir kıza yer bulamıyor musunuz? Ay katanım, sen bunları dert etme. Ayol Günay'a söylerim, hallediveririm. Boş ver. Hadi gel seninle bir güzel kahve içelim tatlım. Tut annenin elini. Unuttun mu sen ha? 2 gün görmedim seni. Niye? Efendim aşkım? Hayatım. Ne olursun Şazment'i bir an önce al buradan. Tamam tamam hayatım, merak etme. Bir şekilde bir şey düşünüp halledeceğim ben şimdi. Kapat sen. Ne var Zeynep? Şazment bana bak. Hemen o evden çıkıyorsun, duydun mu beni? Çıkmıyorum işte. Artık ben sizi kale almıyorum kızım. Siz bana verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. Ya sen hani anamla darbeliği ayıracaktın, ne oldu? Yalan oldu değil mi? Ulan da bana oldu. Kızım sizin ben kıçınızı kurtaracağım diye anam beni evden şutladı be. Şazment bana bak. Asıl sen bana bak be. Allah Allah. Size 2 gün 2 opsiyon sunuyorum. Ya gidersiniz benim bütün sorunlarımı halledersiniz, anamla darbeliği ayırırsınız. Ya da ben giderim tek tek mükeddes teyzeciğime her şeyi anlatırım ha. Şazment bak, senin kafanı kırarım eğer öyle bir şey... Sen benim kafamla dolaşacaksın be. Allah'ım ya. Şişt, bana bak, bir şey diyeceğim. Bu Muko çok tatlı ha. Ben çok sevdim, o da beni çok sevdi. Ya şirin bir şey ha. Tamam. Tamam Şazment, tamam bak. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam mı? Ben düşünüyorum. Halledeceğim o işi. Sen sadece biraz bana zaman ver. Olur mu hayatım? Olur mu tatlım ha? Sen bilirsin bebeğim. Vallahi top sizde artık. Hadi çok tuttum beni, kapatıyorum. Kim? Bay. Sen bizi tehdit mi ediyorsun lan? Aman da aman, kimler gelmiş? Fatih, ne oldu ya? 2 tehdit ettim, tutuştunuz. Etrafımda 4 dönüyorsunuz, ha? Bu gece burada kal. Yarın da istediğin bir oteli seç, parasını ben vereceğim, tamam mı? Tamam değil bebeğim ya. Artık siz bendeki bütün kredilerinizi tükettiniz. Siz benim işimi yapmadan ben sizin hiçbir işinizi yapmıyorum artık. Ve para verecekmiş. Benim sizin paranıza ihtiyacım yok be. Allah'ınızla ilgili. Çıkın.
Efendim aşkım? Ben bu Şazimet'in ağzını burnunu kıracağım şimdi. Şantaj üzerine şantaj yapıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Tamam tamam hayatım. İnan bana, düşünüyorum. Gerçekten şu an çok ciddi bir şekilde düşünüyorum Fatih. Bir şey bulacağım ama işte aklıma gelmiyor. Ya bulmamız gerekiyor. Vallahi yalanımız ortaya çıkacak. Ya ne yapsak, bir otele falan mı yerleştirsek bunu? Denedim. Gitmiyor ki. Aşkım şu anda yapabileceğimiz tek şey Şazimet'in bir açığını yakalamak. Yoksa bu kız bize kök söktürecek. Ya ne diyorsun hayatım? Hiçbir açık noktası yok ki yani. Evin içinde geziniyor. Sinirli sinirli, bir de hırslanmış zaten bilgisayarını da unutmuş diye. Ne dedin evin? Hırslanmış. Neyin hırsını çıkarıyor dedin? İşte bilgisayarını evde unutmuş. O da yanında yok. Bana bağırıp bağırıp duruyor. İşte bu. Aşkım işte bu. Ben şimdi Şazimet'in bilgisayarının peşine düşeceğim. Ve onun bilgisayarının üzerinden bütün hesaplarını, erişim bütün bilgilerini ele geçireceğim. Ve onu böyle kıskıvrak avcumun içine alacağım. Ya sen var ya, yemin ediyorum zehir gibi kadınsın ha. Tamam, ne yapıyorsan yap, elini çabuk tut. Bak pimi çekilmiş bomba gibi geziyor evin içinde. Sen hiç merak etme aşkım, o iş bende. Kapat. Tamam, tamam. Ay bu kalpte ne şey geldi mi, baksana şuna. Maşallah at kesersin. Ay Güray'cığım. Buyurun Mukaddes Hanımcığım. Ay tatlım. Bize Melisa'cığımla şöyle güzel köpüklü bir kahve yap yavrucuğum. Ay kahvelerimizi içerken böyle derin sohbetlere dalacağız da. Siz alır mısınız Mukadder Hanımcığım? Ay o almaz ayol. Aa, dokunuyor ona. Kahvenizi nasıl alırsınız Melisa Hanım? Bazen internetten, bazen marketten alıyorum. Dermişim. Ay ne şey diyorsun sen maşallah. Ne kadar espiritüel değil mi Günay? Sade ve köpüklü please. Efendim ben nasıl formumu koruyorum biliyor musunuz? Ha. Üç beyazdan uzak durarak. Aa. One, salt. Two, sugar. Three, flour. Nasıl bir yaşam formu? O kadar. Üç flour dedi, durdun mu? Ay ne güzel maşallah bilmiş. At kestanesi gibi o güzel kızım benim. Ay by the way, geçmişler olsun mükedder teyzeciğim. Mukadder. Ayol at kestanemiz de bundan sonra bu evde bizimle birlikte yaşayacak biliyor musun? Ya öyle mi? Herkes için bir odan var bakıyorum Mukaddes. Oysa evi gezdirirken bana başka odamız yok demiştin. Aa. Ay, ay çok alemsin ayol. Ay Melisa'cığım için bu evde her zaman kalacak yer var. Canım. Ah, thanks. Ah, excuse me, phone is ringing. Aa, ay benim müşterim arıyor. Biliyorsunuz kaliteli yaşam koçluğu yapıyorum. Müşterime bir coaching yapıp onun beynini yıkayıp hemen geliyorum. Excuse me. Tatlım çabuk yıka beynini çünkü kahvelerimiz hazır olmak üzere yavrum benim. Ay maşallah. Nasıl büyümüş bu böyle? Beğenmedi mi? E tabii. Sus biraz, sus. Ya ne biçim bilgisayar ya? Ne yapsam olmuyor. Ne yapacağım ben bununla ya? Kahretsin. Hi. Ben sana Fatih'in peşini bırakacaksın demedim mi? Ama efendim biz birbirimizi çok seviyoruz. Ben senin ne mal olduğunu çok iyi biliyorum. Sen göründüğün gibi biri değilsin. Oynuyorsun. Ne demek istiyorsunuz? Fırsatçısın. Servet avcısısın. Kanadı kırık bir adamdan faydalanmaya çalışıyorsun. Bu senin yaptığına savaş ilan etmek denir. Tamam, madem öyle savaşırım. Savaş derken, what kind of war? War. Göstereceğim ben sana war. Sana reddedemeyeceğin bir teklifte bulunacağım. $10,000. $10,000? Tamam. $20,000. $20,000? Uzatmayalım. $50,000.
Daha da fazla etmezsin zaten. Kabul etmek için son 3 saniye. 3. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. I do agree. Sakın beni dolandırmaya kalkma yalnız. Şu anda karşında sorunlarını parayla çözmeye çalışan bir Yeşilçam teyzesi görüyor olabilirsin. Ama o zaman Hollywood filmlerinden çıkmış bir intikam meleği görürsün. Haberin olsun. Sabah erkenden bu evi terk edeceksin. Of course. Gördün mü Django? Gibi para kokuyor ya. Ay Mukadder, ne var ayol, niye çağırdın beni? Mukaddes, çok önemli, konuşmamız lazım. Ay konuşalım ayol, nedir bu kadar önemli olan şey? Fatih, Fatih'in geleceği. Ne? Yoksa? Kimseye bir şey söylemedim. Zaten konumuz da bu değil. Mukadder, konumuz bu değilse Fatih ile ilgili ne konuşacağız ayol? Ah Mukaddes, ben sana öyle bir şey izleteceğim ki çok şaşıracaksın, çok. Ay ah. İzlet hadi, izlet. Tamam, uzatmayalım. 50.000 dolar. Daha da fazla vermem, etmezsin çünkü. Ben sana söylemiştim değil mi bu kızın servet avcısı olduğunu? Son 3 saniye. Ay Mukadder, vallahi sana inanamıyorum. Yani sen benim bu görüntülere inanacağımı mı düşünüyorsun? Ay pes ayol. Ayol, bu şapşal Django bile inanmaz bu gördüklerine. Görmüyor musun Mukadder? Aa, montaj ayol bunlar, montaj. Mukaddes, delirdin mi? Ne montajı? Görmüyor musun bu masa, bu oda? Aa, dekor ayol, kostüm dekor. Aa, ben salak mıyım ayol? Kendi kocamın odasını mı hatırlamayacağım, bilmeyeceğim, tanımayacağım? Ay pes yani Mukadder. Ayol, zaten kızın annesi izdivada, babası Mars'ta. Ne işi olur bu kızın parayla pulla? Ay pes yani. Bir de kızım 50.000 dolar mı teklif ettin? Deve gibi kız ayol. Su içinde 500.000 dolar eder o. Vallahi teessüf ederim. Üzmüşsün çocuğumu. Mukaddes, sen deli misin? Ay Mukaddes, sen delirdin mi? Yok, sende kişilik bölünmesi falan var. Paranoyaklık, şizofrenlik bir şey var sende. Ayol, ben bu görüntüleri kime göstersem böyle bir tepki gösterir mi? Ay yok, ay yok, benim kardeşim delirmiş. Vah başıma gelen, vah Mukaddes'im, vah. Ah vah, Django, görüyor musun? Annen delirdi çocuğum. Bana kalırsın, bakarım ben sana. Annen hatta başıma. Benim böyle bir şeyim var mıydı ya? Bu ne? Bıraksana lan benim donumu! Sapık mısın oğlum? Ha, bu, sen bunu mu giyiyorsun? Al şunu! Sana ne be? Allah Allah! Giyeceğim donu hesabını sana mı vereceğim ben? Şu haline bak ya! Sen ne yapıyorsun genç bir kızın odasında cıbıl cıbıl böyle, utanmıyor mu? Ne saçmalıyorsun sen? Benim odam burası. İstersen çıplak gezerim. Ay iğrensin ya. Töbeler töbesi ya. Resmen şu anda göz zevkimi kirlettin oğlum ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Yani selam verdik, borçlu çıktık. Ben anlamadım. Pes!
Ya sen kime gidip yalvardın? Bana yalvarmadı mı yardım et diye ya? Bana bak, tarihi çarpıtma. Vallahi billahi çarparım ha. Gidelim şimdi mükeddes teyzeciğime söylerim. Senin aklını alır, aklını. Bir diletme şurada sağ kuruşu. Ayol ne tatlısınız siz vallahi. Bir yarıda kalamayız dediniz ama... vallahi maşallah kalbi dolları havada uçuyor. Oh, iyi. Ay efendim, yanlış anlıyorsunuz. Sandığınız gibi değil. I can explain. Ayol neyi açıklıyorsun? Görmeyen köy kılavuz mu ister yavrum? Oo maşallah Fatih, maşallah. Ayem lütfen, ben şimdi çıkıyorum. Don'la beraber çıkıyorum. Yok, sen Don'un elinde kalıyorsun. Sen kalıyorsun, ben çıkıyorum. Siz devam, devam. Ay kapıdan kapatıyorum. Rahat rahat. Oh. Odamdan çık. Ne çıksan be? Açarım şimdi şunu. Açma, dur dur. Tamam, tamam. Çıkıyorum. Gidiyorum ben, açma ha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.